Dolar ve euro fiyatlarında artış devam ediyor. Altın fiyatları ise belirsizliğini koruyor. Özellikle yurt dışında yaşanan bazı olumsuzluklar ve yurt dışı para politikaları, Türkiye'deki para ve altın piyasasını olumsuz yönde etkiliyor. Yurt dışı kaynaklı yaşanan sorunlar nedeniyle son günlerde dolar ve euro fiyatları yükselişe geçti. Kuyumcu Mehmet Altıniş, döviz kurlarında yükselişin devam edeceğini söyledi. Dolarda, euroda ve altında yeni rekorlar geliyor ve gelmeye devam edecek gibi gözüküyor. Şu anda dolar 33 lira 85 kuruş. 34'ü gördük, oradan geri geldik. Yani bu ne demek? 34'ü birinci denemesini yaptık. Bu 2, 3 olabilir ve 34'ün üzerine atarsa artık gerisi gelebilir. Euro'da ise 37,5'u gördük. 37,5'tan sonrası 37,80 ve 38 sıralamayla gidecek gibi gözüküyor. Artık dolardaki 32 liraları unutacağız gibi gözüküyor. Euro'daki de 36 liraları unutacağız gibi gözüküyor. Önümüzdeki günler tabii belli olacak. Ama gidişatımız yukarı yönde olacak gibi gözüküyor. Altın fiyatlarında belirsizliğin devam ettiğini belirten kuyumcu Altıniş, yurt dışı kaynaklı yaşanan olumsuzlukların ons fiyatını etkilediğini, bunun da altın fiyatlarında yükselişe neden olacağını söyledi. Altında ons da 2500'ün üzerine bir kapak attı, oradan gerilemedi. Şu anda 2524 dolar. Biz hep şunu söylüyorduk, 2500 dolar gelirse ardı hızlı gelebilir diye. Evet, ardı hızlı gelebilir. Çünkü yurt dışında gene olaylardan dolayı gelebilir. Ondan 2550 şu anda üst limit gözüküyor. Alt limit ise 2450. Evet, geri düşme şansı var mı? Var. Yurt dışında her zaman dediğimiz gibi düzeltme hareketleri. Yani düzeltme hareketleri, kar satışları gelebilir. Bu kar satışları gelirse onsu 2450 görebiliriz. 24 ay ardı. Şu anda 2779 lira. Her gün yeni rekor tazeliyoruz. Yani 2800 lira doğru şu anda yol aldık. Şimdi altında 2450'ye gelirse ons neye gelir derseniz 2690 ve 2710'a kadar düşebiliriz. Yani tahminlerimiz bu şekilde. Çok aşağısı gözükmüyor. Ama yukarısı derseniz yukarısı açık. 2800'leri görürsek yeni rakamları konuşacağız diyebiliriz. Şu anda çeyrek altın 4479 lira. Cumhuriyet altında 18528 lira. Evet, alan mı fazla, satan mı fazla derseniz şu sıralar alıcı biraz daha fazlalaştı. Çünkü artık bunun düşmeyeceği öngörüldüğü için alanlar artık ileride kazanmak için alan sayısı daha fazla. Ama satanlar var. Satanlar da gene her zaman dediğim gibi kötü yapmıyorlar. Zirvede satıyorlar. Ama alan şu anda kazanır gibi gözüküyor. Öte yandan altın fiyatının yıl sonu beklentisinin ise 3000 lira seviyelerinde olması bekleniyor.